Yani öncelikle camiamızdan bir özür dileyerek başlayalım. Çünkü onları bugüne kadar yeterince bilgilendirmedik. Bugüne kadar özellikle saha içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili. Tabii bunun nedenleri vardı. Onları biraz sonra daha detaylı bir şekilde anlatırız. Sizin söylediğiniz gibi evet, pandemi maalesef tüm dünyayı etkiledi. Futbol camiasını daha fazlasıyla etkiledi. Taraftarsız oynanan karşılaşmalar karşılaşmalar tabii taraftarsız olduğu için açıkçası çok fazla da saha içerisinde çok coşkulu, çok istekli ve arzulu geçtiğini söyleyemeyiz. Bu da gayet normal ama sonuçta bizler profesyoneliz. Bu işimizi en iyi yapmaya çalışacağız ve camiamızı da en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Geçtiğimiz sezonla ilgili aslında Ankara Gücü'nün bir önceki sezonuna da bakmak lazım. Biliyorsunuz devre arasına kadar orada da yani sıralamada çok iyi sırada değillerdi. Devre arasında yapmış olduğu transferlerle ligde kaldılar ama orada bu sezonla belki aradaki fark o sezon taraftarın olması. Yani pandemiye kadar da taraftarın ne kadar etkili olduğunu çok net bir şekilde gördük Ankara Gücü'nün ikinci devre yapmış olduğu transferlerle birlikte. Ama pandemiden sonraki süreç çok doğru bir, zor bir süreçti. Bu sezona gelecek olursak, yani bu sezon bizim çok geriden geldiğimizi zaten camiamız biliyor, bunu söylememize gerek yok. Yani iskeleti olan bir takımımız yoktu. Bu çok açık ve net bir şekilde belli oldu. Zaten de belliydi açıkçası. İlk geldiğimiz günde de biliyorsunuz şunu söylemiştik. Eylül ayı bizim için çok zor bir süreç olacak. Bu süreci eğer az hasarla geçirirsek ondan sonraki süreç bizim için çok daha iyi olacak. Bunun nedenleri biraz önce söylediğim gibi iskelet olmayan bir kadromuz vardı. Savunma ağırlıklı, orta saha ve hücum hattında çok fazla alternatifimiz, hatta oyuncumuz yok diyecek kadar az sayıda oyuncumuz kalmıştı. Diğer taraftan da transfer yasağımız vardı. Yönetimimiz inanılmaz derece bir mesai sarf etti, fedakarlık yaptı ve ligin başlamasına günler kala transferleri yaptı ve arkadaşları aramıza kattı. Takımımızın son durumu şu şekilde, yani eksik olan bölgelerimizi %90 tamamladığımızı söyleyebiliriz. Zaten yapmış olduğumuz mevkiler, isimler olarak tabii isimler herkesin değişik isim üzerinde konuşulabilir, söylemler olabilir. Ama mevki olarak zaten camiamızın beklemiş olduğu mevkilere transferler yapıldı. Hücum hattı, orta saha, işte savunmada alternatif olabilecek oyuncular aramıza katıldı. Tabii gönül isterdi ki bu arkadaşlarla İlk günden itibaren birlikte olalım ama biraz önce bahsetmiş olduğum nedenler dolayı bunun olması da mümkün değildi. Transfer yasağının olması bizim için çok büyük bir handikaptı. Gelen arkadaşlarımızı özenle şu şekilde seçmeye çalıştık. Yaş ortalamasını belki de Türkiye liglerinin en genç olan kadrosuna sahip olacağız bu sezon. Şu andaki mevcut olan oyuncu grubumuzda. Geçtiğimiz yılda en yaşlı olan takımıydı. Hatta sadece Türkiye'nin değil belki de Avrupa'nın çoğu ülkesinden de daha istatistiklere baktığınız zaman o şekildeydi. Sadece bu seneyi düşünerekten yapılan bir yapılanma değil bu. Aynı zamanda da gelecek sezon ve ondan sonraki sezonları düşünerekten yapılan transferler. O açıdan arkadaşlarımız çok genç, çok heyecanlı, zaman zaman çok coşkulu ama zaman zaman da belki tecrübesiz olduğumuz süreçler olacak ama onu da istek, arzu ve coşkuyla aşacağımızı düşünüyorum. Evet, şimdi bundan sonra nasıl bir Ankara Gücü izleyeceğiz? Yani tabii gönül ister ki taraftarı memnun edecek bir oyun oynayalım. Taraftarın, özellikle Ankara Gücü taraftarının nasıl bir oyun felsefesi ve tarzı olduğunu çok çok iyi biliyoruz. En azından saha içerisinde mücadele eden coşkulu bir oyuncu grubu bekliyorlar. Bunu elde etmek zorundayız. Yapmış olduğumuz oyuncu karakterleri de özellikle bunu kriter alarak, baz alaraktan da değerlendirdik yapmış olduğumuz transferlerde. Ama projeler çiziliyor, yapılanmalar yapılıyor ama güzel tablo her şey bittikten sonra ortaya çıkıyor. Bizim de şu anda sadece inşa dönemindeyiz. Güzel günler için biraz daha hep birlikte sabretmemiz gerekiyor. Şu anda birbirini tanımayan çok sayıda futbolcu arkadaşımız var. Tanımayan derken isim olarak tabii ki birbirlerini biliyor ama oyun tarzı olarak da. Ayrıca biz de şu anda elimizdeki olan mevcut
oyuncuların birbirini tamamlayacak şekilde, o bir puzzle'lerin doğru bir şekilde oturacak şekilde takımı daha iyi tanıyıp oyuncuları bireysel olarak ve takıma anlamda da bize neler katabileceğini değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu da maalesef lig oynanırken yapmak zorundayız. Çünkü hazırlık maçı oynama şansımız yok bu süreç içerisinde. Tabii ki bunu minimalize etmeye çalışacağız. En kısa sürede aşmaya çalışacağız. İki haftayı değerlendirecek olursam, yani bu da belki sorumuza cevaplardan bir tanesi olacak. Hangi takımlar daha çok istenilen futbolu oynadı? İstenilen sonuç demiyorum. Genelde çok sürpriz sonuçlar oldu, özellikle ligin ilk haftasında. Geçtiğimiz sezondan ilk 11'de 8-9 tane birlikte oynayan, geçmiş sezonlardan birlikte oynayan takımlar daha başarılı ve daha doğru sahada bir görüntü verdi. Bu da gayet normal. Birbirlerini tanımaları, birbirlerini saha içerisinde neler yapabileceklerini bilmelerinden kaynaklandı. Biz biraz bunun şu anda sıkıntısını çektik. Yani Erzurum karşılaşmasında da aslında çok net bir şekilde de ortaya çıktı. Yani belki o karşılaşmayla ilgili bize de çok fazla eleştiriler oldu. İşte kadronun yapılanmasıyla ilgili, 11'le ilgili. Bu gayet normal çünkü herkesin kendi kafasına göre bir 11'i var ama biz sahadaki oyuncularımızın idmanda vermiş olduğu performansına göre bir. İkincisi de esameye baktığınız zaman hangi bölgelerde alternatifimizin olup olmadığını da çok net bir şekilde görebilirlerdi, görmüşlerdir de. Bireysel performanslar tartışılır. Bu gayet normal. Çünkü o karşılaşmalardan sonra yapılan değerlendirmeler bunlar kolay olanı. Biz ise değerlendirmeyi önceden yapmak zorundayız. Ve yapılan yorumlar, eleştirilerden biz de kendimize ders çıkarttık. Bu da bir gerçek. Altı dolu olarak inşa edilen binalar kolay kolay yıkılmaz. Camiye altı dolu olduğu için Ankara Gücü halen daha ayakta. Yani Ankara Gücü'nün şu anda son 10 yılda yaşamış olduğu sürece bir bakar mısınız? Geriye dönüp baktığımızda. Neden halen daha bugün Ankara Gücü var? Bazı camiler yok. Çünkü Ankara Gücü gerçekten cami olarak çok sağlam olduğu için, çok sağlam bir camiye sahip olduğu için halen daha bugün Ankara Gücü'nü ve Süper Lig'de konuşuyoruz Ankara Gücü'nü. Ankara Gücü'nden, alt liglerden gelip Ankara Gücü'nden daha çok başarılı, sıralama olarak başarılı olan belki takımlar da oldu bu 10 yıl süre içerisinde. Ama şu anda ismini duymadığımız, hangi ligde oynadığını bilmediğimiz takımlar var. O açıdan bu sezonki yapılanma, ilk başlarken de o sözlerimle başlamıştım. Bu sezonki yapılanma sadece bu sezon için değil. Bu sezon tabii ki ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Göze hoş gelen oyunu oynamaya çalışacağız. Oyuncularımızın yaşına baktığımız zaman aslında ne yapmak istediğimizin bir yerde de mesajı var. Çünkü olmuş oyuncuyu alma şansımız yok ekonomik olaraktan. Yönetimimiz inanılmaz bir fedakarlık yaptı transfer tahtasını kaldırabilmek için. Bunun yanında da yeni transferler yapıyorsunuz. Yeni gelen transferler soru işaretiyle size gelmek zorunda kalıyor. Her zaman 1-2-3 olan alternatifinizi alamıyorsunuz. 4-5 alternatife gitmek zorunda kalıyorsunuz. Yani kolay bir süreç değil. Ama bu sezon ligde geçtiğimiz sezonlara nazaran daha rahat. Yani ligin son haftalarını değil, belki de ligin 30. haftasından itibaren artık evet biz bir sonraki sezonun planlamasını yapabiliriz. Ortamını ve görüntüsünü gösterebilirsek ondan sonraki yıllarda inanın bana ikinci Başakşehir gibi, belki Bursa Spor gibi Ankara Gücü de şampiyonluk yaşayacaktır. Belki de Ankara Gücü yani bu süreç içerisinde 4-5 yıl içerisinde eğer bu yapılanmayı devam edecek olursa bugüne kadar eksik olan Avrupa'da biliyorsunuz çoğu başkent takımında şampiyonluklar yaşayan takımlar var ama Türkiye'de maalesef Ankara'da bugüne kadar bir şampiyonluk yaşanmadı. İnşallah bu yapmış olduğumuz çalışmalarda bunun altyapısı olur. Ve bu kadronun üzerine takviyelerle birlikte şampiyonluğu Ankara Gücü camiası hak ettiği şampiyonluğu görür ve yaşar. Şimdi tabii Sivas geçtiğimiz sezon çok yani inanılmaz bir sezon geçirdi. Özellikle ilk devre biliyorsunuz hep ilk iki sıra içerisinde ligi tamamladı. Pandemiye kadar da gayet başarılı bir süreç geçirdiler. Pandemiden sonra biraz tabii ki sezonun da yaklaşmasıyla birlikte bir düşüş yaşadılar. Yani düşüş şöyle camiye, belki futbol camiasına göre bir düşüş görüntüsü verse de bana göre çok başarılı bir sezon geçirdiler. Yani Avrupa Kupalarına katıldılar. Son haftalara kadar Şampiyonlar Ligi iddiasını devam ettirdiler. O kadrodan da çok fazla ayrılan bir oyuncusu olmadı. Bizim için de çok iyi bir karşılaşma olacak. Çünkü yeni gelen arkadaşlarla birlikte özellikle bu tür karşılaşmalarda da oyuncuların özellikleri çok çok daha
öne çıkıyor. Ama ben bu iki haftalık süreçte, özellikle Erzurum karşılaşmasından sonraki süreçte yeni arkadaşların gelmesiyle birlikte, işte Asane'nin gelmesi, Alper'in gelmesi, İdris'in gelmesi orta sahadaki alternatiflerimizi çok çok fazlalaştırdı. En azından hamle şansımız olacak. Ben bizim adımıza iyi bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Taraftarlarımızı beğeni ile izleyeceği bir karşılaşma olacağını izliyorum. Son olarak da belki şunu söyleyeyim. Taraftarlarımız veya siz soracaksınız, bilmiyorum, İşte hangi mevkilere daha takviye olacak diye. Yani zaten bizler de kafamızda olan, düşündüğümüz, şu anda yönetimimizin iletişim içerisinde olduğu mevkileri taraftarlarımıza zaten yazıyorlar. Yani o iki mevkiyi bir an önce transfer etmek için şu anda yönetimimiz, başkanımız gereken girişimleri yapıyor. İnşallah en kısa zamanda o arkadaşlar da aramıza katılır. Kayseri karşılaşmasından sonra biliyorsunuz milli takım arası olacak. İnşallah milli takıma çok giden oyuncumuz olmaz ki o iki haftayı çok iyi bir şekilde değerlendirmiş oluruz. Tabii ki taraftara mesajımız, hangi camiada olduğumuzu ve nasıl bir beklentiler içerisinde olan bir cami içerisinde olduğumuzu çok çok iyi biliyoruz. Yani onlardan tek isteğim ve tek ricam, bak 10 yıldır sabrediyorlar. Sadece bir 3-4 hafta daha sabredip herkesi, her oyuncu, burada olan her oyuncu bizim için değerli. Her oyuncuya sahip çıkarken bizim buradaki olan oyuncuyu, her oyuncuyu biz evladımız gibi görüyoruz. Taraftarlarımızın çoğu ya velidir veyahut da çocuktur. Ne veliler çocuklarını var ya ayrı görür, ne de çocuklar velilerin onlara bakış açısını diğer kardeşinden ve abisinden, ablasından değişik bir şekilde görmesini ister. O yüzden taraftarlardan da ricam, isteğim, eleştiriler tabii ki olacak. Ama her oyuncumuzu, her bireyimizi kucaklasın. Değerlendirmesini biz zaten yaparız. Onlar da sahaya çıktığı zaman en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Sadece biraz önce söylediğim gibi bize bir ay daha bir sabretsinler. 10 yıl değil, sadece bir ay. Ondan sonra hem onlar için hem de bizim için güzel günler olacak.